oyunculuk konusunda bir yeteneğinin üzerine çalışma disiplinin ve doğru kişilerle çalışman ve projeleri doğru değerlendirmen, doğru kişilerle çalışman, bütün bunlar tabii ki çok önemli hepsi. Bunlara önem vermiyorsan ve sadece işte bir projelik bir işin başında olacaksan Türkiye'de devam edebilirsin. Ama başka bir yerde devam etmen imkansızdır. Türkiye toleranslı bir yer bu anlamda. Yani nice yeteneksiz insanlara çok fazla şanslar veriliyor. Bunu da görüyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Çok da kötü bir şey değil. Yani. Çok arkadaşımın karmaşaya düştüğünü gördüğüm andan itibaren enstrümanın nasıl da enstrüman yani kendimiz. Biz kendimizi kullanıyoruz hani. Eğer ben çelist olsaydım, apor yapmam gerekirdi aletime. Aynen, ben bu aleti kullanıyorum. Apor yapmam gerekiyor. Kimi zaman sizin yardımınızı alıyorum. Kimi zaman enstrümanım açık mı bakıyorum. Açıksa eğer, enstrüman dediğim kendimim. Açıksa eğer işçiliğe geçebiliyorum. İşçilikte de tabii ki sadece her enstrüman çocuk gibi inanıp geçemeyebilir. Bir sürü çalışmadan ve işçilik çalışmasından geçmesi gerekir. Ve bu işçilik çalışmasının en temel, majör seçim yollarından bir tanesi de benim öğrettiğim sistem, elektronik sistemdeki majör seçim yollarından bir tanesi de dışsal. Hayvanlar üzerinden gidiyor, objeler üzerinden gidiyor ve insanlar üzerinden gidiyor. Yani ben bir kişiyi önce dışsal olarak çalışabilirim, ardından onun içsel olarak bütün alanlarını yaklaşık bir 3 gün boyunca sırf o kişiyi çalışarak o olabilirim. Yani yapmak var, olmak var. Bizim için en zor tarafı enstrümana açık olmayan bir oyuncuyu ve nasıl açacağını bilmeyen bir oyuncuyu bir yönetmenin daha da fazla bloke eder hale getirmesidir. Böylelikle ben şanslı bir oyuncuyum ki enstrümanım genelde çocuk gibi inanıp girebilen ve açık bir enstrümana sahibim. Ama karşımdaki oyuncu eğer bu anlamda bloke olmaya çok elverişli bir yapıya sahipse ve yönetmenimiz de bu anlamda enstrüman kullanımını bilmiyorsa, akor etmeyi bilmiyorsa, tam da tersi bloke edip kapatıyorsa işimiz çok zor oluyor. Oyuncu olmak benim için aynı zamanda yaratıcılık. Yani sadece bir araç olmak değil, esere hizmet veren ve onu yorumlayan kişi. Tabii ki eserin, kendi oynadığın karakterin zorunlulukları var. Bu zorunluluklar çerçevesinde işçilik anlamında yaratma, eğer çalıştığın yönetmen izin veriyorsa, oyuncunun gerçek bir yaratıcı olduğu gözükebilir, görülebilir tiyatroda, sinemada, her alanda. Görülebilir. Ben de oyunculuğa böyle baktığım için o tarz yönetmenlerle çalışmayı tercih ediyorum. Çok sevdiğin bir kişinin yanında yatıyorsun ve sadece ısı hissediyorsun. Senaryo böyle yazılmış. Ama şimdi bu sahneyi çekecek olan yönetmen şöyle bir şey diyebilir. Şimdi bak oyuncusuna. Bunu biz ısıyı geçiremeyeceğimiz için seyirciye. Ekstradan bir şeyler yapman gerekiyor. Yüzünde, ifadende. Bir şey görmem gerekiyor. Memnun olduğunu hissedebilmemiz için. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece bir ısı var. O da geçebileceği noktada geçebilir ya da geçemez gibi bir şey. Bu noktada bütün bu ön yargılar, yargılamaları da kırmış oluyorsun. Çünkü o duyunun artık geçemeyeceğini bildiğin bir alanda özgüveninle gerçekten hissettiğinden ne daha fazla ne daha eksik hiçbir şey yapmadan o alan içinde kalmayı tercih edebilirsin. Ve ben hatırlıyorum sinema filmlerine ilk başladığım dönemlerde cidden annemin benimle ilgili çok büyük telaşı vardı. Nedeninde şuydu, bir rol teklif etmişti ve başrol ve senaristlerle beni düşünerek bu rolü yazmışlar. Filmin adı Karışık Güzel ve annem, ben 34 beden olduğum için ve çok gerçekten sıska olduğum için benim hiçbir şekilde o kadının özelliklerini taşıyacak olan seksen payı periteyi hiçbir şekilde veremeyeceğimi düşünüyordu.
O noktada annemi şaşırtmak istiyordum. Nedeni şuydu. Çünkü sadece görsel bir şey değil. Her türlü algı. Yani bugüne kadar balık etindeki bir sürü kadın bunu vermiş olabilir ama bu mesele bile değil. Burada karakterin bir zorunluluğu var. Zorunluluk dediğimiz şey karakter ne hissediyor? Ve karakterin diğer karakterlere karşı bir hissedişi var. Mekan ve olaylar zincirindeki davranış biçimi var. Ve bütün bunların içindeki tavrı ne? Hali mi? Bu daha önemli. Ve cidden yapımcıyı ikna etmek, senarist bunu böyle yazmış. Çok zordu. Bütün bu süreçlerden geçmek çok zordu. Dolayısıyla herkese birazcık kilo al denilirken şimdi bugünlerde de biraz zayıfla sürekli oyunculara zayıfla dendiğini duyuyorum. Böyle bir şey yok. Oyuncu olmak isteyen bir kişi usta çırak ilişkisiyle de yani alaylı diyoruz biz ona. O biçimiyle de yetiştirilebilir. Hem sinemada hem tiyatroda. Akademiye de yani konservatuarlara da gidebilir. Lakin şöyle bir şey tabii ki çok önem kazanıyor. İyi ustalarla çalışması lazım. Yani iyi yönetmenlerle çalışması lazım. Eğer alaylı bir biçimde oyunculuğu seçtiyse ve bu biçimde eğitim alıyorsa, biz buna da eğitim diyoruz. İyi yönetmenlerle çalışması gerekiyor. Eğer iyi olmazlarsa çok bir şey öğrenebileceğini zannetmiyorum. Ama devlet konservatuarlarında mutlak olarak sana iyi şeyler öğretiliyor. Yani böyle bir mutlaklığı olduğundan dolayı diğer alanı birazcık daha muallakta. Bana göre yaptığımız işin en keyifli tarafı aslında hazırlık. Hazırlığa hazırlık ve hazırlık. Yani eğer bir piyanoyu çalmak isterse bir piyanist akor etmek durumundadır. Bizim de enstrümanımız akor edilmesi gerekli olan bir enstrümandır. Ve hazırlığa hazırlıkla başlanır süreç. Bu sebeple de o hazırlık kısmını çok seviyorum. Enstrümanla ilgili olan kısmını seviyorum. Ardından da işçiliğe geçiş ve işçilikte eseri yorumlama açısından o matematiksel çalışma. Oyunculuk sisteminde ki majör seçim yollarından bir tanesi de alt kişilikler. Carl Gustav Jung üzerinden bir çalışma bu. Ses diyaloğu üzerinden, tonlar üzerinden geliştirilmiş bir sistem aslında. Ve buna göre kişi ne hissettiğini sorduğu andan itibaren tanımlayabiliyor kendisini, ortamını. Yani ne hissediyorum ben şu anda? Kalbim çarpıyor. Hala. Ne hissediyorum? Sizin beni dikkatle izlediğinize, dolayısıyla daha da önemli şeyler mi söylemem gerek hissine kapılıyorum. Ne hissediyorum? Işık gözümü alıyor birazcık. Telefon sesini duyuyorum. Kim arıyor acaba? Alo, merhaba. Ne hissediyorum? Alo. Pardon. Şu anda Alex'teyim. Alt kişilik üzerine konuşuyorum. Teşekkür ederim. Ne hissediyorum? Kırmızı ışıklar var. O alanlara bakmam lazım gibi hissettiriyor bana ki gözümü kaçırıyorum o anlamda. Bütün gözlerin üzerinde olması bana birazcık rahatsızlık veriyor. Burada aslında neden öz güven? Çünkü öz, esans. Yani sizin özünüzün oluştuğu bir alan var. Bir de başka davranış biçimleri geliştirmek zorunda kaldığınız bir hayat var. Ki bu hayvanlar için de geçerli. Diyelim ben bir kaplanı çalışıyorum. Bunun için tabii ki doğada kaplanı gözlemleyemeyeceğim için ve onu çalışamayacağım için ya da televizyondan bu çalışmayı yapmayacağım için hayvanat bahçesine gidiyorum. Bir hayvanat bahçesinde bir kaplanın karakter yapısını bir düşünün. Avlanması lazım, suyu sever, o ortamda olması lazım. Üremesi ve ürediği zaman yavrularına avlanmayı öğretmesi lazım. Yani geçmesi gereken bir sürü süreç varken şu alan içine kapatılmış bir hayvan ne kadar neyi aktarabilir acaba? İçsel olarak.
Yani dijital olarak bütün merkezi temel olarak engel taşıdığı bir alanı var mı? Yani kolunda, bacağında acaba yürürken bir engeli var mı? Merkezi nerede? Taşıyıcı, bedenini taşıdığı nokta neresi? Karnı mı? Omuzları mı? İnsan için de aynı prosedürlerden geçiyoruz.